İyi akşamlar diliyoruz. Antalya'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Yine bu akşam çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Anadolu'nun gönül insanı dediğim, Anadolu'nun rengi dediğim, hani Anadolu renkleri diyoruz ya programımız. Her renginde, her başarı, her başarısında da ayrı bir çizgisi olan bir kardeşimiz, bir liderimiz, bir büyük bir ustad, değerli bir dostum. Kepez Belediye Başkanı Avukat Sayın Hakan Tütüncü konuğum bu akşam. Beni kırmayıp ve bu teklifimi çevirmeyip sizlerle buluşturan başta Akdeniz TV'ye sonra da Sayın Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan o güzel insana hoş geldin diyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Başkanım hoş bulduk. Sizinle böyle bu güzel programda halkımızla buluşmak çok büyük bir mutluluk vesilesi. İyi yayınlar diliyorum. Ben de aynı duygularla sizi çok sevdiğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ondan dolayı zaten yoğun bir programın arasını kesip sizin yanınıza koşa koşa geldim. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, Antalya'mın, Türkiye'min, dünyanın güzel insanları, Anadolu topraklarında dünyaya açılan bütün dünya milletlerine sesleniyorum. Hakan Tütüncü kimdir biliyor musunuz? Hakan Tütüncü gerçekten bölgesinde Anadolu'yu en iyi barındıran, Anadolu'yu en iyi ama en iyi orada yaşatan bir insan. Hakan Tütüncü'nün bu sözleri duymasına hiç de ihtiyacı yok. Ama biz örnek, güzel davranışları, örf adetimizi, gelenek ve görenimizi en iyi şekilde yaşatan ve herkesin derdine çare olan, başın düşerse dara Hakan Tütüncü'yü ara dedettiren işte Hakan Tütüncü ile beraberiz. Hakan Tütüncü geldiğim günden beri Antalya'da siyasi hayatında, özel hayatında ve toplumla bütünleşmiş uğraşlarında hep Anadolu'yu temsil eden insan olduğu için ben rica ettim, kendilerini aradım. Aradıktan sonra bana döndüler ve dedi ki Sayın Bedri Yalçın, ben tabii ki kardeşim seve seve geleceğim bu akşam, konuğun olacağım ve Antalya'ya, dünyaya güzel mesajlar vereceğim. Sayın Tütüncü bu akşam bizlere ne diyecek, ne anlatacak? Anadolu'nun neresindeyiz? Anadolu deyince ne yapmalıyız? Onun tavsiyelerine uyacağız. Evet. Ben de tabii bizi böyle bir güzel program vesilesiyle Akdeniz Televizyonu ekranlarında halkımızla buluşturduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum Bedri Beyciğim. Tabii sizlerle birlikte özellikle Anadolu kültürünü bölgemizde yaşatma anlamında çok önemli işler yaptık bugüne kadar. Evet. Ve gerçekten de çok anlamlı projeler, çok özel projelere de imza attık birlikte. İnşallah bundan sonra da 81 vilayetin kültürünü, güzelliğini, Anadolu coğrafyasının o renkli kültürünü Antalya'da hemşehrilerimize yaşatmayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten Anadolu çok büyük bir mozaik. Bu topraklar binlerce yıldır oluşan bir medeniyet birikimiyle belki de yeryüzünün en renkli toprakları. Ve bu yeryüzünün en renkli topraklarında bizler yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki Antalya'mızda, özellikle ilçemde, Kepez'de, Türkiye'nin bütün vilayetlerinden hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimiz istiyoruz ki hem kardeşçe aynı şehri paylaşsınlar, aynı ortamda yaşasınlar. Ama tabii bir de bunun yanında çok önemli bir şey daha var ki, kendi bölgelerinin kültürlerini de buraya taşıyarak kendi geleneklerini, göreneklerini, eğlencelerini, folklorlarını bölgemize taşıyarak burada çok farklı bir kültürel atmosferin oluşmasına katkı sağlasınlar. Anadolu'nun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, iç Anadolu dediğimiz bölgeler hepsi çok farklı özelliklere ve güzelliklere sahip. Ve o özellikleri, o güzellikleri bir renk olarak sizlerle birlikte bölgemize taşıyabilirsek şehircilik anlamında çok iyi bir iş yapmış oluruz ve Antalya'nın kültürüne, sanatına çok farklı bir pencere aralamış oluruz diye düşünüyoruz. Bugüne kadar birçok program yaptık sizinle. Umarım, dilerim ve isterim ki bundan sonra da aynı programları aynı heyecanla, aynı güzellikle yapalım. Sayın Tütüncü'nün sohbetini duydunuz, dinlediniz. Gerçekten bakın ben burada kimsenin reklamını yapmak için veya herhangi birini burada anlatmak için bu programı yapmıyorum. Programın ismi
Anadolu renkleri. Anadolu'nun gerçekten rengarengi. Çünkü Sayın Tütüncü'nün yaşadığı bölgede gerçekten de 81 ilimizden yaşayan, 81 ilimizin kültürünü barındırıyor. Sayın Tütüncü yolundan tutun da parkına kadar ve çevresine kadar inanın Anadolu'da görmek istediklerimizi bizlere orada yaşatan ve bizlere hizmetleriyle sunan bir insan. Biz o yüzden Sayın Tütüncü, Sayın Belediye Başkanı olarak da görmüyoruz. Sayın Tütüncü ailemizden biri olarak görüyoruz. Onu Anadolu'nun sultanı, Anadolu'nun insanı, Anadolu'nun lideri olarak görüyoruz. Allah razı olsun. Sayın Tütüncü çok ama çok çalışmalarda iftar yemeği dedik hiç sorun yaratmadı. İnanın program dedik sorun yaratmadı. Yeni yıla duayla girelim dedik hiçbir sorun yaratmadı. Tam tersine bütün ama gücüyle, bütün desteğiyle hep Anadolu insanının yanında oldu. Ne diyoruz işte? Demin de söyledim. Başımız düştü dara, Hakan Tütüncü'yü ara diyoruz yani. Eyvallah. Sağ olasın abi. Abi diyorum. Çünkü biz ben abi size, kardeşiz, aynı öyle. Yani samimi aynen, bir program. Çok, aynen samimi öyle, bir aynen televizyon öyle. Programındayız. Gerçekten sizlerle çok güzel işler yaptık. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Siz de çok büyük bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Tamam. Anadolu Federasyonu olarak. Ve bu anlamda Anadolu'nun güzelliklerini kurumsal bir çatı altında bizlere sunanlar olarak öyle söyleyelim. Mesela şimdi iftar programlarınız özellikle iftar programlarınızı bizim bölgemizde yapmanız, evet. Bizimle birlikte yapmanız çok önemliydi. Ünsal Mahallesi'ndeydi. Evet, doğru çok başkanım. Güzel bir sofrada hemşehrilerimizle evet. Birlikte olduk. Binlerce kişi vardı evet. O akşam o iftar sofrasında. Evet. Ne mutlu bize ki. Sizlerle birlikte o sofrayı paylaşabildik. Yani sizlerle derken sizin gibi Anadolu'nun güzelliklerini tabii, tabii. Her bölgesinde, her yöresinde. Bölgemize taşıma noktasında büyük bir gayretin içerisinde olan dostlarımızla. Bu çok önemli bir husustu. Tabii bir başka önemli husus biliyorsunuz kış aylarında 8 aylık kültür sanat dönemimizde yani Ekim'den başlayıp Mayıs'a kadar devam eden o 8 aylık süreçte her ay farklı bir hemşeri derneğimizle, evet. Farklı bir program formatıyla program yaptık ve yapıyoruz. Şimdi burada da işte yine Anadolu'nun farklı bölgelerinin güzelliklerini halkımıza, bütün hemşerilerimize, bütün Antalya'ya tanıtıyoruz orada. Bu çok anlamlı bir etkinlik. İşte şimdi yine önümüzdeki günlerde bu programlarımız başladı ve devam edecek. Tabii bunun yanında çok önemli bir etkinlik daha yapıyoruz. Anadolu kültürünü bölgemizde yaşatmak için. O da bizim Ramazan etkinliklerimiz oluyor. 8 yıldan beri düzenlediğimiz ve hemşehrilerimizden de büyük bir takdir, büyük bir beğeni aldığımız o programımızda hemen hemen Anadolu'nun dört bir köşesini her akşam farklı bir etkinlikte hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İstiyoruz ki doğunun da batının da kuzeyinde güneyinde, Karadeniz'inde, Akdeniz'inde, Ege'nin de Trakya'nın da Doğu Anadolu'nun da, Güneydoğu Anadolu'nun da, İç Anadolu'nun da türküleri, yemekleri, lezzetleri, folkloru o etkinlikler vasıtasıyla halkımızda buluşsun. Ve gerçekten Anadolu'nun ne kadar kıymetli bir kültür hazinesine sahip olduğunu biz görelim. Ve bu kültür hazinesinin içerisindeki bir kısım damlalar, bir kısım güzellikler, şehrimizi güzelleştiren, şehrimizin sosyal hayatına, kültürel hayatına katkı sağlayan önemli bir unsur olarak bizim karşımıza çıksın istiyoruz. Aynı zamanda bu etkinlikler derneklerimizin çatısı altında da inanılmaz bir dayanışmayı birlikte beraberinde getiriyor. Halkımız mesela diyelim ki Malatyalılar Derneği olarak bir program yapıyorsak bütün Malatyalı hemşehrilerimiz o programda bir araya geliyorlar. Ve kendi kültürlerini, kendi özellikle yerel değerlerini, lezzetlerini belki çocuklarına tanıtıyorlar, tabii. Belki komşularına tanıtıyorlar, belki sevdiklerine tanıtıyorlar. Ama bunun yanında bir şey daha oluyor. O tanıtım faaliyeti aynı zamanda kent içinde çok güzel bir kültür sanat atmosferi meydana getiriyor. Aynen öyle. Dolayısıyla biz bunların peşindeyiz ama hepsinin merkezinde hedefimiz şu. Gönüllerin birbirine yaklaşması. Yani Malatya kültürünü tanıtıp da ne olacak?
gönüller birbirine öyle yaklaşacak. Karadeniz, Doğu, Akdeniz, Trakya, İç Anadolu, Ege, İç Anadolu, Ege, Marmara. Bütün bölgelerimizin, evet, bütün şehirlerimizin güzelliklerini, özelliklerini, folklorlarını bölgemizde tanıttığımız bu programlarla aslında nihai hedefimiz bu. Gönülleri birbirine yaklaştırmak. Eğer gönüller birbirine yaklaşırsa ben öyle zannediyorum ki o toplumun bütün unsurları tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenecek. Tabii. Ve işte 15 Temmuz'da gördünüz o, aynen, kenetlenmenin neticesini. Evet. Hepimiz yek vücut olduk ve karşı ülkemizi durduk, ite çakala yedirmeyiz dedik. Aynen başkanım. Meydanlara indik hep birlikte, hep, evet, beraber. Ne olacağından hiçbirimizin haberi yoktu o gece. Sonuç ama ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun biz hep birlikte doğulusuyla, batılısıyla, aynen, kuzeylisiyle, güneylisiyle Antalya'mızda bu güzellikleri meydana getirdik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu birlikteliğimizin altında yatan şey aslında birbirimize olan sevgimiz. Ve birbirimize sevgimiz de bizi birbirimize kenetleyen unsur olarak tekrar geri dönüyor. Yani adeta bu bir sarmal gibi döndükçe, aynen, dönüyor ve bizim toplumsal yapımız güçleniyor. Birbirimizi sevdikçe güzel programlar çıkarıyoruz. Güzel programlar çıkarınca da daha farklı kesimlerle bir araya geliyor ve onlarla sevgimizi güçlendiriyoruz. Bu bir döngü ve bu döngüyü biz sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Haftada bir yapmış olduğunuz bu programlarında çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Farklı kesimlerden farklı hemşehrilerimizi davet ediyorsunuz. Aynen öyle başkanım. Biraz sonra bir başka konuğunuz daha, evet, olacak. Ve işte hepimiz gelip kendi kesemizde, kendi torbamızda ne varsa çıkarıyoruz, masanın üzerine koyuyoruz. En güzeli burada sergileyelim istiyoruz. Ve dolayısıyla kente bir güzellik katmış oluyoruz. İnsanlarımıza bir güzellik kazandırmış oluyoruz vesaire. Her şey geliyor ve geçiyor Bedri Beyciğim. Bizler de günün birinde en nihayetinde bu, tabii, dünyadan gelip geçeceğiz. Ama arkamızda tatlı hatıralar, güzel izler bırakmak önemli. Aynen öyle başkanım. Güzel insan olabilmek önemli. Güzel insan olduğumuz takdirde güzel izler, güzel hatıralar bırakırız. Ve o hatıralarımızla da gönüllerde yaşarız. Asıl olan şey de o değil midir? Ölümsüzlük denen şey de zaten bu. Hatıralarıyla hafızalarda canlı kalabilmek, taze kalabilmek. Ve yaşadığınız zaman zarfında Cenab-ı Allah'ın sizlere nasip ettiği nimetleri hizmete dönüştürebilmek. Yani insanlar için faydalı olabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Peygamberimizin dediği gibi, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır. Biz insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Yunus Emre'nin dediği gibi gönüller yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dostun evi gönüller. Aynen. Biz sizinle yaklaşık 17-18 yıldır tanışıyoruz. Evet başkanım. Çok farklı pozisyonlarda bir araya geldik, birlikte olduk, beraber olduk. Her defasında birbirimize karşı olan sevgimizi derinleştirmeye, güçlendirmeye çalıştık. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok. Birbirimizi, evet, seversek işi kolay kılarız. Evet. Hani demiş ya Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Tamam. Sevelim, sevilelim Bedri Beyciğim. İnşallah biz sevmeye devam edeceğiz. İnşallah bizim sevdiğimiz gönüller de bizi sevmeye devam edecekler ve böyle güzel bir atmosferi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim başkanım. Sizin zaten o hoşgörü anlayışınız, en güzel hareketlerinizle yaşatıyorsunuz. En güzel vaat icraattır diyorlar ya. Evet. Çok güzel icraatlarınız var. Sizi bize sevdiren tabii ki Yüce Mevlam. Ama bizlerin bunu devam ettirmesi de sizin yaptıklarınıza bağlı. Yani sizin, evet, o insanlarımıza hiçbir siyasi ayrım yapmadan, eyvallah, bölge, evet, ayrımı yapmadan insanlara kucak açan, insanları kucaklayan bir insan olduğunuz için Sayın Başkanım, biz sizi o yüzden seviyoruz. Çok mesaj geliyor Sayın Başkanım. Sizin çok hayranınız var. İşte Bayram Ardıç arıyor. Kaş'tan diyor çok selam ve saygılarımı. Soner Yasak Bey'in çok selam ve saygıları. Başkanımı mutlaka diyor benden de selam söyle. Battal Adanır'ın çok selamları var. Hilmi Şahin habire görüntü gönderiyor. Diyor ki Sayın Başkanım çok yakışıklı çıkıyor diyor. İyi yaşayın. Hilmi kardeş ben iyi değil miyim yani başkanıma? Tabii ki biz de başkanımı seviyoruz. Başkanımdan feyiz alıyoruz. Başkanımın yaptıkları bizim hepimizin yol haritası oluyor. Ben mahallede çok geziyorum arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Mahallede dolaştığım için işte fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibinin yanında olmaya çalışıyoruz.
Başkanımın yaptıklarını inan biz onu takip ediyoruz. Başkanımın o açıklamaları işte Anadolu Birliği Antalya'yı güzelleştiriyor sözleri bizi daha da kamçılıyor. Başkanımın söylediği gibi hakikaten birbirimizi sevmek. Peygamber Efendimiz diyor ya birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Evet. İman etmekse cennete giremezsiniz. Meselenin bunun işte. En güzel örneğini inanın Kepez'de yaşıyoruz ve Sayın Başkanım yaşatıyor. Biz de vatandaş olarak ona saygı duyuyoruz. Başkanım bize önereceğiniz yani bizim şu andaki insanlarımızın özlem çektiği Anadolu'nun gerçekten her köşesinde bölgenizde yaşayan insanlar hepsi bizi izliyor şu anda. Evet. Biz çünkü bugün 6900 kişiye mesaj attık. Bizim üyelerimiz 7000'i yaklaştı. Eyvallah. Çok şükür. Ve inanın ki ben inanıyorum ki bunun en az 5000'i bizi izliyor. Avrupa'ya mesaj attık. Avrupa temsilcimiz var. Diğer ülkelerde temsilcilerimiz var. Bulgaristan'da temsilcimiz var. Romanya'da var. Macaristan'da var. İngiltere'de var. Fransa'da var. Japonya'da var. İnanın hepsinin söylediği tek şey şu. Biz geldiğimizde bir Antalya'da yer alacağımız zaman araştırıyoruz diyorlar. En iyi kültürümüzü nerede yaşayabiliriz? Evet. Hangi bölgede kültürümüze yatkın? Zaten biz Avrupa'da. Evet. Yaşayacağımız lüksü yaşıyoruz. Göreceğimiz orada görüyoruz. Evet. Beton yığınlarını, büyük dev binaları görüyoruz. Ama nerede görüyoruz biliyor musunuz? İnanın size şey olsun diye söylemiyorum. Belki bugün 40 kişiyle görüştüysem 30'u, 28'i Kepez. Evet. Ve önce Kepez biliyorsunuz varoş bölgesi sayılıyordu. Hepimiz yani Kepez dediğinde yok canım derdik yani orada 70-80 bin liraya daire alabilirsin. Evet. Bugün 250-300 binden aşağı. Hayır, 400 binden aşağı. Doğru. 500 tabii, binden aşağı daire şu yok an, başkanım. Şu an 1 milyon liralar seviyesi. Tabii o üst evet, kesimleri evet, söylemiyorum uzak olmasına rağmen o bugün üst taraf sizin evet, bölgenizde evet, olan 750 bin dolara 800 bin evet, dolara satılan yerler var. Evet. Siz Kepez'i inanın o hale getirdiniz. Yani değerlendi, onun için güzel ben oldu. Anadolu insanları adına dünya insanları adına, toplumumuz adına size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gelecek biz diyoruz bizimle ama gelecek Kepez'le gelecek inşallah. Sağ olun, inşallah. Başkanım bize ne öneriyorsunuz? Şimdi, yani insanların evet, nelere dikkat etmesi evet, gerekiyor? Şu andaki bu ayrıcalığın, evet, ayrımların evet, ne ile uzlaşabiliriz? Evet. Nasıl anlaşabiliriz? Şimdi şöyle, işte az evvel söyledim ya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Her şeyden evvel tanış olmamız lazım Bedri Bey. Ben bunu düşünüyorum. İnsan çünkü tanımadığının düşmanıdır. Şimdi Anadolu Birliği ne yapıyor biliyor musun Antalya'da? Anadolu'nun o güzel insanlarını bizlere tanıtıyor. Belki bizim zihnimizde farklı bir takım yargılar var. Farklı kabuller var belki. Farklı çevrelerde yetiştik. Belki çeşitli yerlerde bize dezenformasyon yapıldı belli konularla ilgili. Biz dezenformasyona maruz bırakıldık. Yani doğru bilgilendirmemeyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla siz Anadolu insanının ne kadar yüce gönüllü olduğunu gösterme anlamında çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. İnşallah bu etkinlikleri daha da çeşitlendirerek sürdürmenizi diliyorum. Tabii Kepez'de şöyle bir durum var. Biz göreve geldiğimizde bir tane bile kültür sanat etkinliği yapılabilecek mekanımız yoktu. Ama şimdi tam 15 tane kültür sanat mekanımız var. Bunların 9'u kapalı, 6'sı açık. Yine yeni ilave tesislerimizi devreye aldık. Mesela bunların içerisinde 6 tane temalı park var. Ve bu 6 temalı parkın içerisinde de özellikle havanın güzel olduğu zamanlarda yapılabilecek etkinlikler var. Birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma adına. İşte bizim bunları yapmamız lazım. Ama bunları sadece belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü üstlenemez. Evet. Sivil toplumun da bu işin içerisinde olması lazım. İşte bizim Kepez'deki en önemli başarılarımızdan bir tanesi de şu ki sizlerle birlikte bu programları yaptık. Mesela şimdi 17 Aralık geliyor. Evet. Biliyorsunuz Şebi Arus var. Evet, Şebi Arus. Şebi Arus'ta biz bu yıl 8.sini düzenleyeceğiz. Her yıl Konyalılar Derneği'mizde güzel bir program yapıyoruz. Sizlerle işte Malatyalılar Derneği, Diyarbakırlılar Derneği, Karadenizler Derneği tabii, gibi derneklerimizde İç Anadolu'lar Derneği platformu vesaire bütün bunlarla beraber çok güzel programlar, etkinlikler yapıyoruz. Ve onlarla birlikte bu programları halkımıza mal etmeye çalışıyoruz. Biz bunlara devam etmeliyiz. Bizim Anadolu'muzun o değerlerini bizim burada halkımıza hoş gelebilecek, eğlenceli gelebilecek tarzda tanıtmalı ve anlatmalıyız.
Ama bunları yaparken kardeşliğimizi de güçlendirmeliyiz. Kardeşliğimizi güçlendirmeyi bunlar için yapmalıyız. Bakın bugün birileri bu milletin evlatlarının arasına nifak tohumları saçıyorsa, bizim de yapmamız gereken şey bir, o nifak tohumlarını toplamaktır teker teker. Sadece bu yeter mi? Yetmez. Bununla beraber yapmamız gereken şey bizim onlara inat güzellik tohumlarını ekmektir. Biz bunları yapacağız, bunları yapmaya devam ediyoruz. Belediye olarak çok güzel işler yapıyoruz. Ama sizler de çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz şunu söylüyoruz, güçlerimizi birleştirelim ve birleştirdiğimiz güçlerle de birlikte daha güzel günlere yürüyelim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben teşekkür ediyorum. Almanya'dan Adem Güroğlu çok selam ve saygılar var. Sağ olsun. Başkanım başkan. Oldukça da genç diyor. Ha, o kadar yetenekli bir başkanın sağ genç olun. Olması sağ bizim olun. İçin çok iyi diyor. Sağ olun. Ali Aslan Almanya'dan selam ve saygılar sunuyor. Ve Soner Yasak tekrar demiş ki kızım Serra nehir dünyaya geldi. Ona da bir selam gönderin diyor. Başkanımın da güzel burada kızımıza, selamı var. Güzel kızımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum. Başkanım ben ömrü uzun olsun, düğünü güzün olsun derler. Allah razı olsun. Böyle bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman Soner kardeşime dinle. Aynen öyle yani. Soner kardeşimin kızına inşallah ömrü uzun olsun, düğünü de güzün olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyiciler, şimdi Sayın Başkanımı burada bulmuşken bir şey soracağım başkanıma. Biz ne istediysek yaptı başkanım. Gerçekten bak ne talep ettiysek, kimin adına? Sizler adına, Anadolu adına, Anadolu Birliği adına, Anadolu insanı adına. Şimdi rahmetlik Özal'ın şeyini istedik, bir güzel bir yere ismini versin dedik. Özal'ın parkını yaptı, Özal Caddesi yaptı. Bir de spor salonumuzu ismini. Bir de spor salonumuz tabii o. Üç tane mükemmel, rahmetli Özal'la. Mükemmel bir projeyle hizmetinizi açtı. Şimdi ben Sayın Başkanıma soru soracağım. Bu soruyu Sayın Başkanım tahmin ediyorum bilemeyecek. Bilemeyince de bir şey kaybedecek. Kaybettiği şey çok güzel bir şey aslında, yapacağı hizmet de ondan da güzel. Evet. Başkanım bunun içinde ne var? Yani bu bir şemsiye. Öyle mi? Evet. Şemsiye doğru. Evet. Ne var içinde başkanım? Şemsiyenin içerisinde bir Türkiye mi var? Yok başkanım. Türk bayrağı mı var? Yok başkanım. Neyse başkanım, sizden tek ricamız var. Ben şimdi açacağım. Başkanımdan bunu istiyoruz. İnşallah Kepez'in en güzel yerine, çok ufak bir yer, bir 7 bölgenin amblemi olan bir şemsiye istiyoruz. Burada 7 bölgenin amblemi var. İşte bu başkanım bu şemsiyeyi güzel bir rengarenk. Ne kadar güzel. Herhangi bir parkın köşesinde başkanım. Hem millet orada yağmurda altında korunur. Hay hay. Bir yere yani Anadolu hatırası olsun. Burada Güneydoğu var, Akdeniz var, İç Anadolu var, Karadeniz var, Ege var, Marmara var, Doğu Anadolu var. Evet. 7 bölge, 7 renk var. Ama hepsinin de renkleri değil mi? Evet. Kendi bölgeleriyle ilgili. Tabii. Mesela aynen, bak Karadeniz yeşil olmuş. Aynen başkanım. Ege mavi, Akdeniz aynen. Turuncu. Aynen başkanım. Şöyle görün diye. Evet. Daha şey. Ne kadar güzel ya. Bu sözü başkanımdan aldık inşallah. Şimdi Bedir Bey bunu bana hediye diyorsunuz değil mi bu şemsiyeyi? Hediye ederim tabii ki başkanım. Hay hay. Bunun örneğini yapacaksınız başkanım. Tamam. Onun için bunu severeceğiz. Değerli izleyiciler, Sayın Hakan Başkanım'la bugünlük bu kadar ama birçok başka programda bir arada olacağız inşallah. Sayın Başkanım'ı siz ne zaman özlerseniz lütfen bana bildirin. Mesajlarınızla, telefonla. Sayın Başkanım'ın adına ben size söz veriyorum ki başkanım sizleri çok sevdiği için zamanı olduktan sonra derler ya iki elim kanda da olsa ben o gün orada olurum dedi. Sağ olsun başkanım geldi. Hepiniz adına, bütün insanlık adına, insanlar adına Sayın Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki bir aradayız diyorum. Allah sizin gibi dostlarımızı, kardeşlerimizin ömrü uzun, hizmetlerini de bol etsin inşallah. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.